Merhaba arkadaşlar. Deniz'in El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir dilimli lif modeli göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz ekranın alt kısmında abone ol linkini tıklayarak abone olabilirsiniz. Videolarımı takip edip destek verebilirsiniz. İpim lif ipi arkadaşlar. İki renkten yapacağım. Bu şekilde dilimli olacak. 4 tane dilim yapacağız bunun gibi. Ben 2 numaralı tığla daha rahat yapıyorum. Sizler de hangi tığla daha rahat çekiyorsanız lif ipini o şekilde yapabilirsiniz. Çok yumuşak ve modeli oldukça güzel bir lif. Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Herkesin yapabileceği güzel bir modelimiz. Dilimli lif modeli. Dilimli kolay lif modeli. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Ve bunun içini 4 kez batarak fıstık yapıyorum. 3 ve 4 şekilde topluyorum. Fıstık. Şimdi yine bir fıstık. 3 ve 4. 4 kez. Dört kez dolduruyoruz. Şimdi iki oldu. Tekrar iki, üç ve dört. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar iki, üç, dört. Yine bir tane daha. 2 3 ve 4. İki, dört, beş. İki fıstık daha yapacağım arkadaşlar. 5 6 2 4 6 tane. 6 tane fıstık yaptıktan sonra bir de 7'yi yapıyorum. 2 3 4. Bunu alıp hemen şu birincisine değil, ikincisine batıyorum. Tekrar buraya 1 2 3 ve 4. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen yan tarafa. Yine 4 tane. 4 tane çektikten sonra hemen yana.
Bir zincir. Dört üstüne alıyorum. Hemen yanına. Attım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. Bir tane de buraya yapıyorum. 2, 3, 4. Üstüne da üstüne alarak bu en sondaki en sonunda bulunan zincire batıyorum. 2 Sondakini de yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Daima burası 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olacak arkadaşlar. Bu şekilde kare yapıyorum. Şimdi dönüyorum. Dönerken yine buraya bir fıstık. Bu fıstığımı kapatıyorum. 4 kez girdikten sonra bu fıstığımı kapattım. Tekrar üstüne bir fıstık. 2, 3 ve 4. Bu fıstığımı kapatmadan yana geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Kapattım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ve 4. Hemen yana geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha buraya yapacağım arkadaşlar. Dönüş yerini de göstereceğim. Bir, iki, üç, dört. Tekrar dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradan 1, 2 oldu. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olması gerekiyor. Bunlar da hep 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kare şeklinde devam ediyoruz. Şimdi yine dönerken 1, 2, 3 ve 4. 4. Kapatıyorum.
Evet, şimdi kapatmadan hemen yan tarafa. 2, 3, 4. Evet, bu şekilde kare yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi 1, 2, 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 böyle, 5 böyle bu şekilde devam ederek yapalım. Yani şurayı. 5'e 5 olduktan sonra kırmızı rengimize geçelim. Evet, ben motifimi yaptım 5'e 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5 oldu. Şimdi ikinci rengimi alıyorum. Bitirince ipimi kopardım ve buradan tekrar başlıyorum. Herhangi bir köşeden girdim. Buraya sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Topluyorum. Bir, iki, 3 ve 4 aldım, buraya yan tarafa geçtim. 1 2 3 ve 4. Şimdi bu tarafı şurayı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Şimdi burayı yine 5'e 5 yapacağım. Şöyle kare olacak. Burayı bitirdikten sonra da bu tarafa başlayacağım. İki, üç ve dört. Hemen yana. Bir, iki, üç ve dört. Topluyorum ikisini birlikte. İki, üç ve dört. İki, üç, dört. Dört kez batarak yapalım arkadaşlar. Ben daima parmağıma sarıyorum. Kaydırarak yapamıyorum. Onun için sürekli parmağımda ip bitince tekrar doluyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Şu şekilde çevirdim. Sıranın başında ne yapıyoruz? Önce bir tane fıstık yapıyorum. Dört kez kapatıyorum. Sıranın başında. Şimdi tekrar bir fıstık, 2, 3, 4. Hemen yana.
Böyle 5 sıra olana kadar devam ediyorum. Şu 5 sırayı yaptıktan sonra tekrar buraya geçeceğim arkadaşlar. Görüşelim. Evet arkadaşlar, 5 tane yaptım. Şimdi bu yan tarafı yapıyorum. Şuradan başlayacağım. Burayı bitirdim şimdi. Bunun için bu ipimi alıyorum hiç kesmeden sona doğru götürüyorum. Şuraya geçeceğim için burayı koparmadım. Ama siz isterseniz koparabilirsiniz. Şuraya tekrar yandaki fıstığa, tekrar yandaki fıstığa, tekrar yandaki fıstığa geçerek dolanıyorum. İpi koparmadan buraya geldim. Şimdi burada yine bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. İki, üç, dört. Bunu alıp yan tarafa geçiyorum. Topluyorum. Tekrar iki, üç, dört. Bir, iki, üç ve dört. İki, ve dönüyorum. Şimdi burayı yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu dönüş noktasını da gösteriyorum. Yine bir tane yapıyorum. Bir zincir.
Dilimli, bu lifimizin adı dilimli lif. Yine bunu da beşli olarak, karemizi beşli olarak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte arkadaşlar, bunu bunun yanına koyuyoruz. Bunu da bunun yanına. Bunu da bunun yanına. Bunları önceden yapıp hazırladım. Burada şimdi gösteriyorum. Örnek modelimizi. Böyle yaptıktan sonra etrafını yine morla birbirine ekleyeceğim, onu göstereceğim. Şu anda şuraya beşliği yaptıktan sonra nasıl eklediğimi göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü dilimi de bitirdim. Buradan koparıyorum. Şimdi ekleyeceğiz. Kenar oyasıyla ekleme işlemine geçeceğim. Bunu burada tutacağız tekrar. Şöyle bir tanesini alıyorum. Mor ipimle etrafını oyalayacağım. Şu da böyle olacak demiştim. Şunun tepesinden batıyorum. Şimdi arkadaşlar, buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Topluyorum fıstığımı. Buraya bir pimpirik yapacağım. Bir, iki, üç. Aynı yere batıyorum. Bu pimpiriğim biraz küçük oldu. Dört zincir çekeceğim arkadaşlar. Şöyle dört. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört. Tekrar battım. 3 kez. 1, 2, 3, 4. Aynı noktaya bir daha battım. Şimdi burası köşe dönüşü olduğu için şunları geri alayım. İki zincir çekiyorum. 1, 2, aynı yere bir tane daha yapacağım. Bir tane daha fıstık. 2, 3 ve 4. Topluyorum. Hay Allah, şunları bir türlü alamadım burada. Şimdi buraya tekrar aynı tepeye araya iki zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Pimpirik yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynı yere.
Köşelere, şu köşelere pimpirikte, bunu çift yapıyoruz arkadaşlar fıstıkları. Diğer yerlere tek yapacağım. Şimdi 2 zincir, 1, 2, hemen bu boşluğa şöyle uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Şunları kenara alalım. Bir, iki, üç, dört. Her birinin tepesine böyle pimpirik yapacağım arkadaşlar. Daha sonra bunun pimpiriklerin ortasından birbirine bağlantı yapıyoruz. Ekliyoruz birbirine. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. İki zincir. Hemen onun yanına. 2, 3, 4. Topluyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet, bu şekilde bütün hepsinin etrafına döneceğim arkadaşlar. Bir, iki zincir hemen yana. Ve ucuna geliyorum. Şimdi burada çift yapacağım arkadaşlar. Her uçta çift yapıyorum. Evet, köşelerde iki tane, diğer yerlerde birer fıstık. Bir, iki, tekrar.
Bu şekilde yaparak bütün bunun etrafını dönüyorum. Sonra bağlantıya geçeceğim arkadaşlar. Bunun etrafını döndükten sonra buna başlayacağım. Nasıl çevirdiğim, bağlantı yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu sona araya geldiğimiz zaman, şuraya geldiğimiz zaman, şimdi bir buraya bir de buraya iki tane fıstık yapacağım. Bir buraya giriyorum, bir de buraya. Bu ara önemli. Bakın, oyamı yaparak etrafını çevirdim. Şu orta yere geldiğimiz zaman iki zincirimi çektikten sonra buraya bir tane fıstık yapıyorum. Ve kapatmadan ortaya değil de yana geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikisini birlikte toplayacağım. İkisini birlikte topluyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekip tepeye batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincirimi çekip pirpirik yapıyorum. Bir nevi bunlar pirpirik oluyor. Yine bir, iki zincir çekerek yan tarafa geçiyorum. Bir, iki, üç, dört. Hepsini topladım. Yine bir, iki, üç, dört birbirimi yapıyorum. İki, bir, iki, üç, dört. İki zincir çekiyorum yan tarafa. Bir, iki, üç, dört. Evet, bu parçamda, bu dilimimde, bu lif dilimimde bir tane dilimimi bitirmiş oluyorum. Bir küçük oldu. Aralarda iki zincir, bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir iki zincirimi çekip buraya bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar,
Şuraları, buralarda bağlantı yok. Ama şu kısımda bunu yaparken buraya birbirine şu şekilde bağlarken yapacağız. Şimdi burada nasıl bağlandığını göstereceğim şunu yaparken. Pimpiriklerle nasıl bağlantı yaptığımı gösteriyorum. Yine ipimi aldım. Buraya sağlamlaştırdım. Şuradan da gidebilirim. Evet, şimdi buraya bir, iki, üç, dört tane yaptım. Bir, iki, üç, dört. Buraya girdim. Şimdi burada iki tane var. Buraya, ben de iki tane yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şuraya gireyim. Bu birden bir tanesini şuradan bağlıyorum. Şurayı bir ayarlayacağım arkadaşlar. Tam göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şurayı bıraktım. Hemen şuradan bağlantı noktasını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Ortadakini bu şekilde koydum. Ortaya gelince iki tane zincir çekip şurada ortada olan fıstığın tepesindeki pirpiriye giriyorum. Şöyle çevirdim. Tekrar bir, iki tane zincirimi çektim. Tekrar bir, iki tane zincirimi çekip bu yan taraftaki fıstığa giriyorum. Yine bir tane tek fıstık yapıyorum buraya. Topluyorum. 1, 2, 3, 4. Bunu üstüne almadan battım. Sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum. Şu ortadaki bu fıstığımın ortadaki pirpiriğine batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekip bu üstüne batmadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim, tekrar dibine battım. Yine 2 zincirimi çektim. Şu yan tarafta bir fıstık yapıyorum. Bu benim oya yaptığım taraf. Burası oyasız taraf. Oyasız tarafı bu birinci kesimi bitirdiğim yerden bu şekilde birbirine bağlayarak
yukarıya doğru devam ediyorum. Yine böyle bir tane yapıyorum fıstık. 1, 2, 3, 4 dibine battım. 1, 2 zincir çektim. Hemen bu yandaki pirpirin tepesine, fıstığın tepesine girdim ortadan. Yine 2 zincir çekerek bu fıstığımın dibine battım. 2, 3, 4. Tekrar fıstığın dibine. 1, 2 zincir çekiyorum hemen yan tarafa. 1, 2, 3, 4. Hemen topladım. Şunu tekrar yapacağım. Gevşedi. 1, 2, 3, 4. Topluyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2 zincir çektim. Yine bu yan taraftan giriyorum. 2 dibine. 1, 2, 3, 4. Evet, böyle birbirini ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra da bunu buraya ortadakileri birleştireceğiz. Şu tepeye kadar geliyorum. Buradan tekrar döneceğim arkadaşlar. Buraya kadar geldikten sonra döneceğim. Şimdi o bölümü göstereyim tekrar. Yine 2 zincirimi çektim. Araya 2 zincir. Bir fıstık. İki. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Tekrar ucağa. Böyle birbirini ekleyerek bütün lifimizin etrafını dolanıyorum. Tekrar 2 zincir. Sonra doğru geliyorum.
İki zinciri çektim tekrar. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu tepeye geldikten sonra buradan döneceğim. Bunu şuraya bağlantımı yapayım. İki zincir çek, pipirimi çektim, iki zincirimi pipirimin tepesine battım. 1, 2, 3, 4 aynı yere batıyorum. 1, 2 zincir bu tepeye. 1, 2, 3 ve 4. Topluyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ortaya. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde. Yine 2 zincir. Köşeye 2 tane fıstık yaparak döneceğim. Bağlantımız bu şekilde. Hepsini fıstığın etrafından dönerek yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Buradan döneceğim arkadaşlar böyle. Bütün hepsinin etrafını bu şekilde dönerek tamamlıyorum. 1, 2. Yakından göstereyim. Diğer parçamı da buraya koyup bitireceğim böylelikle. Lifimi bitirdim. Oldukça şık ve güzel oldu arkadaşlar. Bir önceki videomda ortaya bir papatyamı yaptım. Papatya lif, papatya çiçeği olabilir. Zaten bu papatya lif çiçeğini yan yana koyduğumuz zaman 10-15 tane yine bir lif olabiliyor. Değişik amaçlarda kullandığımız bir model. Bir önceki videomdan izleyebilirsiniz. İşte arkadaşlar, lifimi bitirdim. Hep birlikte yapalım. Çok güzel. Rengarenk, değişik renklerle yapabilirsiniz çeyizlerinize, genç kızlara. Yeni yılda hediye verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma üye değilseniz üye olun. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi böyle parça parça yaptım. Bir parça, iki parça, üç, dört parçadan meydana geliyor ve ortadan böyle eklemeler yapıyoruz. Birincisinde ne yaptıysak diğerlerini de aynı şekilde ekleyerek tamamlıyoruz. Hoşça kalın. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Thank you.